Arkadaşlar merhaba. Yine Osmanlı arşiv vesikalarını okumaya ve onları analiz etmeye ve çözmeye, özellikle bu vesikaları okumak, anlamak, analiz etmek noktasında yeni bir derse başlıyoruz. Hatırlarsanız geçen derste İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin yurt dışına İngilizlere teslim edilmesi, daha doğrusu İngilizlere teslim edilmesi ile ilgili bir belge okumuştuk. Yine aynı mahiyette, ona yakın bir şekilde İttihat ve Terakki ya da İttihat ve Terakki üyeleri ile ilgili ya da ona benzer konuları içeren bir belge okuyacağız. Daha önce belgeye bakma şansı olmadı ama arşivden aldığımız bir belge. Hemen ben sözü uzatmadan bakalım. İlk başta okuyacağımız yer arkadaşlar matbu. Hem matbu yazımız gelişir bu suretle. Çünkü matbu okuyamayan arkadaşlarımız da var. Hem de bir şekilde yani yazı dili nedir, diplomasi nedir onu görürüz. Arkadaşlar genelde bu tür belgelerde ilk etapta göreceğimiz şey evrak numarası. Yani ne demek evrak numarası? Evrağın numarası yani. Hani biz sayı tarih diyoruz ya. Aynı o şekilde arkadaşlar sayı tarih kabilinden evrak numarası. Ama bakın evrak arkadaşlar. Çoğul, varak değil. Evrak numarası. Bunu bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra da biraz tabii küçültelim ki biraz şey olsun. Evet arkadaşlar. Burası evrak numarası. Bir matbu metin gibi düşünelim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Burada gördüğümüz bakın burada ismi fail olan Arapça kökenli bir kelime var. Sevvede karalamak ya da sevda, esmer. Yani bunlar belki şeydir ama tesvit. Bunlar karalama demektir. Sevda da kara demektir aslında. Müsevvidi de yani bu belgeyi ilk defa ne yapan arkadaşlar? Kaleme alan. Daha temize çekilecek ama temize çekilmeden önceki hali ne? İlk kaleme alan kişi şu. Bakın burada onun imzası var ama maalesef onun imzasını okuyabilmek biraz müşkil gibi duruyor. Bakın imza şurada. Okumaya çalışabiliriz. Zorlayabiliriz kendimizi. Ama şimdi ilk aşamada bunu okumaya çalıştığımızda kafalarımız iyice karışacaktır. Hocam imzadan mı okuyacağız falan diye. Gözü korkutmayalım. Bu arkadaşlar beyazdan gelir. Beyda yani tebyizi yani beyazda temize çekilmesi anlamında. Hemen bunu da yazalım. Tebyizi diye. Gördüğümüz gibi tebyizi dedik. Belgemiz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belgemiz devam ediyor. Ne yazıyor peki? Hemen okuyalım. Daire-i Sadaret. Yani başbakanlık demek arkadaşlar. Yani sadaretin dairesi. Sadaret neresi? Başbakanlık, sadrazamlık, veziri azamlık. Yani biz böyle diyoruz. Hemen devam edelim. Daire-i sadaret, umur. Arkadaşlar emir iş demektir. Umur işler demektir. Umuru idariye kalemi. Yani idari işler kaleminden çıkmış bu yazı arkadaşlar. Şurada yine bir gördüğünüz gibi ne yapılmış arkadaşlar? İmza değil de biz ona ne diyoruz? Hemen böyle şey yaparlar ya. Peki hemen devam edelim. Çünkü okuyacağımız metin bayağı şey. Kaleme tarihi tevdi'i. Yani kaleme geliş tarihi. Kaleme tarih-i
tevdii arkadaşlar, burada tamlama var. Tamlamalara dikkat ediyoruz. Yani Osmanlı paleografyasında tamlamayı yanlış kurarsanız anlam ne olur? Bozulur. O yüzden kaleme tarih-i tevdi, şuraya da bir kesme atalım. Aslında aynı harfini böyle göstermiyoruz ama şimdilik bunu bu şekilde gösterelim. Bir C harfi şeklinde gösteriyoruz aynı. Normal transkribe, tam transkribe de. Ama şimdilik biz bunu bu şekilde tutalım. Bir sıkıntı olmaz. Hemen arkadaşlar bunu da yazdık. Tarihi tevdi, kaleme tarihi tevdi var. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar kaleme vürudu da tarihi tevdi de görüyorsunuz. Şu kısmı, bakın burası yazılmış olması gerekiyordu. Tarihi tevdi tarihi. Ama maalesef yazılmamış. Mesela buraya evrak numarası yazılması gerekiyordu. Bu da yazılmamış. Bunun da altını çizmiş olalım ve biz belgemize devam edelim arkadaşlar. Hemen okuma noktasında devam ediyoruz. Bu kez arkadaşlar tarihi tesvid, kareleme tarihi. Yukarıdaki neydi? Müsevvid. Yani karalayan kişiydi. Bakın şurada bir de bin var. Bin. Bin ne demek? Oğul. Yani Ahmet bin Mehmet, Mehmet bin Osman, her neyse bu kişi. Peki bu kişi bunu ne zaman yazmış? İşte bunu da burada görüyoruz. Tarihi tesvidi. Bunu yazmaya gerek görmüyorum. Ama hani yazın derseniz şöyle hemen hızlı bir şekilde de yazalım ki kesme işaretini nasıl çektiğimizi görme kabilinden uygun olur diye düşünüyorum. Tarihi tesvid, tesvidi değil. Tarihi tesvid. Arkadaşlar tarihi tesvid 336. Görüyor muyuz? Ama kaç 336? Hemen bakalım. 8 Recep. Bakın şurayı her zaman diyorum ki sene diye okuyun burayı diye. 8 Recep sene 337. Hemen yazalım. Hemen yazalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Nereye yazalım? Şuraya yazalım ya. 8 Recep. Recep'e genelde arkadaşlar Recep'ül Fert derler. Ek gelirse o eki biz Recep'ül Fert şeklinde okuyacağız. Ha, şu anda o şekilde bir ek yok. 8 Recep sene 337. Ya peki 8 Recep sene 337 neye tekabül ediyor arkadaşlar? Böyle pat diye gidiyoruz ama hemen arkadaşlar ona da bakalım. 8, buna nereden bakıyoruz? Arkadaşlar Türk Tarih Kurumu'nun, bakın ttk.gov.tr, görüyorsunuz şurayı. ttk.gov.tr'nin ana sayfasında en üst menü, bakın şu menü bize hicri tarihleri miladiye, miladi de hicriye çevirme şansı veriyordu. Recep'i şuraya hemen yazıyoruz arkadaşlar. Kaç Recep'ti? 8 Recep'ti. Tarih kaçtı? 1337 idi. Hemen çevir dediğimde günü gününe, bakın çarşamba günü görüyorsunuz. O bile ortaya çıkıyor. 9 Nisan 1919 arkadaşlar tarih. 9 Nisan 1919 tarihli bir belge okuyoruz yani aslında şu anda. 10 Nisan 335, bu da Rumi arkadaşlar, bunu da çevirelim. 10 Nisan 335, hemen Rumi'yi işaretliyorum buradan. 10 Nisan 335, 10 Nisan 335. Bu neye tekabül ediyor? Bu da arkadaşlar gördüğümüz gibi yine az önce söylediğimiz tarih galiba 10 Nisan tarihine tekabül ediyor. 10 Nisan 1919. 10 Nisan 1919, bakalım biz ne yazmıştık biz kendi şeyimize. 8 Recep sene 337 neye tekabül ediyor? Rumi'ye göre 10 Nisan 1919, hemen yazalım onu da. 10 Nisan 1919 kıyaslama açısından 10 Nisan 1919 şöyle
bunu biraz küçültelim, az yer kaplasın. Bunu alalım hemen, alamadık, orada kalsın. Peki az önceki tarih neydi? 8 Recep 337, hemen onu da çevirelim ki aradaki farkı da görmüş olalım. 8 Recep 337 arkadaşlar, 337 hemen. Bu da 9 Nisan 1919. Arada aslında bir günlük bir kayma fark var gibi duruyor. Bu farkın neden oluştuğu ile ilgili konuşacak olursak zamanımız yetmez. Biz hemen hızlı bir şekilde, çünkü uzun videoda insanı sıkar. O yüzden de çok fazla aslında detaylı durmamak lazım ama maalesef durarak gidiyoruz. Tarihi tebyiz, yani yukarıda bakın tebyizi vardı. Bunu beyaza, temize çeken. Bu ne zaman temize çekilmiş? Bunu da burada görüyoruz. Tarihi tebyiz. Orada bakın burada 8, yani şuradaki 8 galiba. Bu da 10, buradaki 10 arkadaşlar. Gördük mü? Bakın şu 8, buradaki 8, bu 10, buradaki 10. Yazışma dilini bilmezsek arkadaşlar sıkıntıya düşeriz. Bakın daha önceki derslerimize de anlatmıştım. Şuradaki bu işaret besmelenin kısaltılmışıdır ve birçok rika belgede mutlaka, özellikle resmi rika belgede, devlet tarafından çıkmış rika belgede mutlaka Allah'ın adıyla anlamındaki bu işareti mutlaka görürüz arkadaşlar. Yani az önce aklıma gelmemişti, hani şurada tebyiz eden mübeyyiz, müsevvit vardı ya arkadaşlar, bakın şunlar, buna da biz paraf diyelim. Gördük mü arkadaşlar? Paraf. Hemen arkadaşlar, yazı nereye gidiyor? Ona bakalım. Nereden çıktığını görmüştük. Nereye gidiyor? Harbiye Nezareti Celilesine. Harbiye gayet açık. Üzerinde durmuyorum. Nezareti şöyle göstereyim. Nezaret, bakın şuradan kesiyorum. Nezareti böyle gösterebilirim. Hatta sarıyla göstermekte de sıkıntı yok. Net gözüksün. Hatta birini sarıyla, sarıya boyayalım. Şuradan alalım. Burası Harbiye. Burası Nezareti. Burası Nezaret. Şurası da bakın istifli, celi. Lamlar ne kadar mikroskobik arkadaşlar. Lamlar ne kadar mikroskobik. Harbiye Nezareti Celilesine. Bakın çıkmıyor. Geriye almama rağmen yazımın boyası orada galiba kaldı. Tabi silgi var galiba. Silebiliyoruz bu arada. Ama evet, şuradan silgimizi alalım. Ama sildiğimiz zaman yazımız da gidiyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Evet. Harbiye Nezareti Celilesine arkadaşlar. Görüyoruz. Hemen gösterelim. Yani bu arada arkadaşlar gerçekten daha belgenin girişindeyiz. 13 dakika geçti. Harbiye Nezareti Celilesine. Burada da yine paraflar var. Görüyoruz. Yine 10. 10. Kalem numarosu. Mukabele edenler, yani cevap verenler diye yazılmış. Hemen arkadaşlar biraz küçültelim ki yazıyı biraz daha net görme adına, ne yaptığımızı net görme adına küçültmekte de fayda var. Biraz bir tık küçülteyim, tekrar eski haline getireceğim. İşte arkadaşlar şu haldeyiz. Yani yukarıyı hallettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi metnimizi okumaya başlayabiliriz. Peki burada şöyle bir kısım var. Bu kısım nedir? Şu kısım arkadaşlar, bir daha göstereyim. Daha kalın bir kalemle çizelim. Bu kısım nedir? Arkadaşlar bu kısım, şu kısım, şurası. Ya hata yapılır, yapılan hatayı düzeltip açıklama doğrusu buraya yazılır. Ya da arkadaşlar belgenin hülasa dediğimiz ya da mülahazat dediğimiz, hülasa ve mülahazat aynı değil ama hülasa ve mülahazatların da yazılabildiği bölümdür aynı zamanda. Biz önce oradan başlamayalım. Biz önce belgemizi okuyalım. Arkasından inşallah
oraya da geçiş yaparız diye düşünüyorum. Büyüklük bence biraz fazla, bir tık daha küçültüyorum. Evet, böyle çünkü belgenin tamamını görme imkanımız var. Hemen başlayalım. 9 Nisan sene 335. Gördük mü arkadaşlar? 9 Nisan sene 335 tarihli ve 1375 numaralı. Bunu biraz büyütelim arkadaşlar. Görmekte belki kolay sıkıntı çekenler olabilir. Çünkü bilgisayar ekranıdır. Tezkire-i devletlerine. Bakın arkadaşlar. Tezkire-i devletlerine cevaptır. Yani daha önce bir tezkire gelmiş. Ona cevap veriyorlar. Yozgat tehcir ve taktili. Arkadaşlar bugünlerde ben İttihat Terakki diye açtım ama karşımıza genelde hep Ermenilerle ilgili belgeler çıkıyor. Bakalım bu da galiba Yozgat'la, Yozgat deyince aklıma direkt meşhur olan Boğazlayan Kaymakam var, odur diye düşünüyorum. Yozgat tehcir ve taktili. Taktil öldürmek arkadaşlar, tehcir de zorunlu göç. Ne olmuş Yozgat tehcir ve taktilinde? Taktili maddesinden dolayı Boğazlayan, evet aynen dediğimiz gibi Boğazlayan Kaymakamı ile ilgili bu. Boğazlayan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili. Hem Yozgat'ın Mutasarrıf Vekiliymiş hem de Boğazlayan Kaymakamıymış. Kemal Bey'in askeri ceza, askeri ceza Kanunname-i Hümayunu'nun. Arkadaşlar tamlamalara ne olur dikkat. Zaten kanunname tamlama değil, birleşik bir kelime. Kanun ve name. Name biliyorsunuz Farsça yazmak, kanun da Arapça. Buradan birleşmiş. Ondan sonra da tamlamamız geliyor. Ne olur dikkat edelim. Bir daha okuyorum. Kanunname-i Hümayunu'nun 171. ve Mülkiye Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun. Bakın yine iki tane Kanunname-i Hümayun geçti. Kanunname-i Hümayun ve görün arkadaşlar, dikkat edin, gözünüzü açın. Kanunname-i Hümayunu'nun, yani bu böyle olmaz, yazılara dikkat edeceğiz. Okuyup geçersek biz bu yazıları ileride okumamız zor olur. O yüzden yazının fontuna dikkat edeceğiz. The New Roman yazısı gibi. Bu da Rikka yazı. Bunun fontuna dikkat edeceğiz. Ne olmuş? Kanunname-i Hümayunu'nun 170. maddelerine tevfikan irdamı, aman Allah'ım, Boğazlayan Kaymakamını idam ediyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki Osmanlı Devleti tehcir yaparken soykırım yapmıştır. Ya soykırım yapan bir devlet yani kendi valisini, kaymakamını yani idam eder mi ya? El-i insaf ya. Madalya takar ya. Ama gördüğünüz gibi maalesef şurada bahsedildiği gibi tehcir ve taktili, Yozgat tehcir ve taktiline adı karıştığı için Yozgat Kaymakamı ne oluyor? İdamı ve kar'a-i zimethal olan, bu zulme, bu suça karışan Tevfik Bey'in de ceza Kanunname-i Hümayun'un. Bakın yine arkadaşlar, Kanunname-i Hümayun. Bu arkadaşlar klişe, bunu ezberleyeceksiniz. Bunu ezberleyeceğiz. Bunu gördüğümüzde yani bu yazıyı okuyamıyorum yok. Bu direkt Kanunname-i Hümayun diyeceksiniz. Yani okumaya gerek yok. Çünkü klişeleri ezberleyeceğiz. Göz aşinalığımız olacak. Kanunname-i Hümayun'un 45. maddesinin fıkra-i saniyesi mucibince. Bakın arkadaşlar, mucibince ya da mucibince, görüyor muyuz? Mucibince ya da mucibince. Mucib
ve mucib, icap eden ve icap edilmiş, ismi fail ve ismi mef'uldur. Klişe bir şekilde nasıl yazılmış görüyor muyuz? Peki, devam edelim arkadaşlar. Mucibince, şurada kalmıştık. Fıkra-i saniyesi mucibince 15 sene müddetle muvakkaten küreye konulması. Aman Allah. Biri idam, biri küreye konulması hakkında bil istizan. Bu klişedir arkadaşlar. Bil istizan. Bunu gördüğümüzde bunun hemen bil istizan olduğunu artık yani hiç sormaya bile gerek yok. Pat diye yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bil istizan. Görüyor musunuz? Bu. Bil istizan. Hiç bunun lağımı cimi yok. Bu bil istizan. İstizan ve bunu gördüğümüz anda hiç bakacağız ve tanıyacağız arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bil istizan. Sadır olan irade-i seniyye-i Cenab-ı Padişahî'nin sureti musaddakası doğrulanmış, tasdik edilmiş, hani onaylanmış derler ya, sureti musaddakası, buraya arkadaşlar katip demiş ki buraya bu bapta diye bir kelime ekleyeceğiz diye bunu buraya yapmış. Biz de hemen diyoruz ki bu bapta tasdir olunan bir kıt'a emri ali ile beraber leffen savb-ı devletlerine, savb taraf yön demek, devletin tarafına yani yönüne, tisyar arkadaşım bunu da ezberliyoruz, bu da sürekli yazışma dilinde çıkan bir kelimedir, tisyan kılınmakla icrayı icabına himmet. Okumadığımız yer şu kısım var. Hemen buradaki kısma bakalım ne diyor bu. Beyazı tarafı müsteşariden mea emri ali harbiye nazırı paşa hazretlerine verilmiştir. Temizi paşa hazretlerine verilmiş. İrade-i seniyye kayıt şubesine verilmiştir diye de not düşülmüş arkadaşlar. Ve bu belgeyi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Yani başka bir derse gerek var mı bilmiyorum. Ama yani bakalım ikinci belgemizi de açalım. İttihat 1, İttihat 2. İkincisinde çok bir şey yoktu zaten. Hemen biz ikincisine bakalım o zaman arkadaşlar. Hemen ikincisi sıra numarası. Hızlıca okuyalım biz bunu ki zaman fazla gitmesin. Hülasa, Kemal ve Tevfik Beylerin mücazatı, az önce idamına karar vermişti ya. Ahiriyat numarası, evveliyat numarası. Biraz büyütelim, uzaktan görmekte sıkıntı çekebilirsiniz. Evveliyat numarası, umum numarası, kayıt numarası, tarihi, yazdırıldığı mahal, nereden yazdırılmış? Hemen bunlara bakalım şimdi. Ahiret numarası yok. Evveliyat numarası yok. Umum numarası hemen okuyalım. 342.356. Kayıt numarası kayıt verildi diyor. Yani kayıt defterine işlenmiş 257 numaroyla. Tarihi 10 Nisan sene 335 gördüğünüz gibi. 10 Nisan 335, biz burada da o tarihi girmiştik hatırlarsanız. Yazdırıldığı mahal Harbiye arkadaşlar, Harbiye nezaretince yazdırılmış. Hemen buraya da ne yapılmış arkadaşlar, bir paraf atılmış. Peki bu belgede başka bir şey var mı? Hemen aşağıda bir matbu yine ifadeler var sanırım. Oralara da inelim. Belgemizi hızlı bir şekilde geçiyorum. Kusura bakmayın. Aslında yavaş geçmem lazım. Dosyadaki mahal
kıymetine mütenevviaymış, çeşitli. Yani çeşitli kağıtlardan bir kağıtmış yani. Karton numarası 23'müş. Dosya numarası 8'miş arkadaşlar. Şuradan ters aşağıdan yukarıya doğru numara yazılmış. Aşağıdan yukarıya doğru tarihi yazılmış. Yine müsveddeye rapt olunan evrakın az önce dedik ya numara, tarih, cinsi, bunu da bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Tabii ki bir belgemiz daha var. Madem o onunla beraber galiba öyle olması lazım, tam da hatırlamıyorum ama onu da bitirelim yani, üçüncüyü de okuyalım. Arkasından da dersimizi bitirmiş olalım arkadaşlar. Bu arada tabii ki bir şey daha söyleyeyim. Ermeni tehciri konusunda Osmanlı arşiv vesikaları taranarak tarafımdan yazılan bir aşk romanı, Aşk Irk Tanımaz, gerçekten belgelere sadık kalınarak, tarihi olaylara sadık kalınarak, abartıya kaçmadan, yansız davranılarak, yani her şeyden önemlisi de o zaten, ne varsa onları yansıtarak yazdığımız güzel bir roman. Mutlaka tarihi romanlar noktasında bence Kilometre Taşları arasında yer alacak önemli bir roman. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Hemen arkadaşlar bu belgeyi de okuyarak dersimizi bitirelim. Daire-i Sadaret Umur İdariye Kalemi, az önce okumuştuk. Şurası Bihi'ydi. Tekrar ediyorsak hızlı tekrar edelim. Çok da fazla şey yapmayalım. Evrak numarası, doğru mu? Doğru. Müsevvidi, tebyizi, evrak numarası 1030. Müsevvidi paraf atmış, tebyizi yok. Kaleme tarihi tevdii yok. Tarihi tesvidi, karalama tarihi var. O da neymiş? 18 Recep sene 337. 18 Recep 337 neye denk gelir? Bakın az öncekinden 10 gün sonraymış arkadaşlar. 10 gün sonra o zaman, yani 19 Nisan 1919, neredeyse Atatürk'ün Samsun'a çıkmasına yakın. Yani artık Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış, bir takım şeyler olmuş. Biz 1. Dünya Savaşı'nda arkadan vurmuş Ermenilere karşı kaymakamımızı idam ediyoruz. Ve hala da bağımsız olduğunu düşündüğümüz dünyaya kendimizi anlatmakta sıkıntı çekiyoruz. Yani hem adamı asıyoruz Ermenilere zulmetmiş diye, hem de kaymakamımızı, valimizi, hem de Ermeni soykırımı yapılmış diyoruz. İlginç yaklaşımlar. 19 Nisan 335 arkadaşlar, burada bir 19 var gördüğünüz gibi. Bunun da altını çizelim. Nereye gidiyor? Harbiye Nezareti Celilesine gidiyor. 19 gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar kalem numarası, mukabele edenler, karşılık verenler. Bakalım belgemizde ne yazıyor? Hemen belgemiz galiba kısa bir belge gibi duruyor. Tehcir ve takdil meselesinden dolayı, bir daha okuyorum. Tehcir ve takdil meselesinden dolayı, tehcir zorunlu göç, takdil öldürme, kavga etme, savaşma meselesinden dolayı Baltalı Zade Nuri, bu kimse artık, Baltalı Zade Nuri Efendi aleyhinde müfteriyatta bulunduğu, yani iftiralarda bulunuyor. Kim? Mesmuları olduğundan, bakın, mesmuları olduğundan bahisle tekzibi yalanlanması, tekzibini, bakın şurada bir de ni var, tekzibini havi, Artin, gördüğünüz gibi Ermeni, ve rufekası, rufeka, rafik arkadaşlar, rufeka arkadaşların çoğulu, imzalarıyla, bakın bir de imzayı açık açık atabiliyorlar bunlar. Nereden?
Keskin, Yozgat'ın bir ilçesi, Keskin merkezinden çekilen telgrafname leffen, leffen, bakın leffen kelimesi de çok geçer, dürülmüş. Savbu devletlerine, az önceki ilk belgemizde de Savbu devletlerine geçmişti, tisyar kılınmakla iktizasının ifasına himmet. Ba işareti Aliye-i Hazreti Müsteşari. Arkadaşlar böylelikle belgemizi bitirdik. Dediğim gibi Aşk Irk Tanımaz romanını mutlaka alıp okuyabilirsiniz. Osmanlıca'ya ilk yeni başlayan arkadaşlarımız da Osmanlıca ilk okuma kitabı biri yeni başlıyorsa piyasadan temin edebilirler. Piyasadan temin edemiyorlarsa e-posta adresinden ulaşıp benden alabilirler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.